Merhaba arkadaşlar. Geçen videomuzda iki modemi Ethernet kablo ile birbirine bağlamayı göstermiştik. Bu videomuzda kablosuz olarak birbirine tanıtmayı göstereceğim. Elimizde iki adet modem var. Biri ZXL, biri Airties RT205. ZXL olan ana modemimiz, internete bağlı olan modemimiz. Airties ise köprü olarak kullandığımız modemimiz. Eğer kablolu kullanmak istersek sadece köprü modeme ayar yapmamız gerekiyor. Köprü modemi ana modemi tanıtmamız yeterli oluyor. Fakat kablosuz kullanmak istersek ana modeme de köprü olan modemimizi tanıtmamız gerekiyor. Bunu da nasıl yapacağımızı bu videoda göreceğiz. Ana modemimizin arayüzüne giriyoruz arkadaşlar ZXL'in. Geçen videomuzda köprü modeme ZXL'i tanıtırken Airties'in mesh özelliğini kullanmıştık ve şifreleme türü olarak WAP'i seçmiştik. Çünkü WPA ve WPA2 şifreleme türünü seçtiğimiz zaman mesh özelliği açılmıyordu ve ZXL'i tanıtamıyorduk. O yüzden WAP şifreleme yöntemini kullandık. Airties RT206'larda WPA şifreleme türünü kullansak da mesh özelliği açılıyor. Siz tabi modeminizin özelliğine göre o şifreleme türünü seçebilirsiniz. Ben WAP olarak ayarlayacağım. Kablosuz bölüme giriyoruz. ZXL'den de web olarak yapmak zorundayım. Veya şifreleme türünü kapatmak zorundayım. Fakat kapatırsak herkes kullanabilir internetimizi. Web şifreleme türünü seçiyoruz. Kayıt ediyoruz. Gördüğünüz gibi web yazıyor. Daha sonra ZXL modeminde VDS özelliğini kullanıp kablosuz köprüyü seçiyoruz ve köprü olacak modemimizin MAC adresini gördüğünüz gibi giriyoruz arkadaşlar. Bu sayede ana modemimize köprü modemimizi tanıtmış oluyoruz. Ve şu anda kabloyu, Ethernet kablosunu çıkartarak modemimi istediğim yere koyabilirim. İstediğim şekilde de sinyalimi alabilirim. Mesela uzun mesafelerde kullanacak arkadaşlarımız için çok faydalı. Arkadaşından veya komşusundan internet alıyorsa bir modem de evine koyarak bu şekilde sinyalini güçlendirebilir. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.